Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen sıcak bir bilgi var. Ekranlarınıza da son dakika olarak yansıdı. Kongre kütüphanesi ve çevresinde bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldı. Şu anda güvenlik güçlerinin o noktada olduğunu görüyoruz. Canlı görüntüler eşliğinde son durumu Washington'dan Ali Çınar bize aktaracak. Ali Çınar, ne yaşanıyor tam olarak orada? Evet, biraz önce Washington DC'de Kongre kütüphanesi yakınında bir aktif bomba tehdidi soruşturması doğrulandı. Amerikan Kongresi Emniyet Müdürlüğü'nden yapıldı biraz önce bu açıklama. Aktif bomba tehdidi soruşturmasının devam ettiği ile ilgili hem Kongre kütüphanesi hem de Kongre'de farklı yerlerde binaları olduğu için çalışanların hepsi tahliye edildi. Açıkçası ben şu anda oradan bir 5-6 blok ötedeydim aslında sabahın erken saatlerinde. Ama şu an itibariyle birçok polisin ve emniyet görevlisinin ve istihbarat ekiplerinin bölge yerinde, yani tehdit olan yerde şu anda soruşturma yaptıkları onaylandı. Biz de yakından takip ediyoruz. Bunun dışında başka bir resmi açıklama yok. Ama tüm gazeteciler, kongre çalışanları bu binadan çıkarılmış durumda. Ali Çınar, şimdi tabii orayı bilmediğimiz için Beyaz Saray'a yakın bir noktadan mı bahsediyoruz? Arabayla yaklaşık 10-12 dakika, yürüyerek de 20-25 dakika Beyaz Saray'dan. Yani çok yakın değil. Hatırlanacağı üzere 6 Ocak'ta kongre baskını olmuştu. Daha sonra Mart ayında bir polis memuru bıçakla öldürülmüştü. Yani zaman zaman kongrede bu tarzda şiddet eylemleri yaşanıyordu ama bu bombanın kim tarafından nasıl bırakıldığı veya gerçek mi olup olmadığı resmi açıklanmadı ama Amerikan Kongre Emniyetinden yapılan açıklamada aktif bomba tehdidi olarak açıklandı kamuoyuna. Şimdi şunu da sorayım aslında. Sadece bomba yüklü bir araçtan bahsediliyor anladığım kadarıyla. Herhangi bir şüpheli söz konusu mu? Şu anda bu konuda bir açıklama yok. Yani bir şüphelinin yakalanıp yakalanmadığı veya bu şüphelinin bu arabayı bırakıp kaçtığı ile ilgili hala resmi açıklama yok. Zaten çok beklenmedik bir anda ortalık karıştı kongre civarında. O nedenle sadece emniyetten yapılan açıklama aktif bir bomba şüphesinin olduğu ile ilgili. Biz de detayları çok yakından takip ediyoruz ama tahminimizce polis bir yaklaşık 20-25 dakika sonra yeni açıklamayı yapacak gibi görünüyor. Ali Çınar, şunu da sorayım aslında. Kanlı Kongre baskında sen de değindin. O baskının ardından işte hem Beyaz Saray'da hem Kongre etrafında güvenlik acaba ne kadar arttırılmıştı? Hatırlanacağı üzere Amerikan askeri birimlerine bağlı ulusal muhafız güçleri burada görev yapıyordu ve sayıları bir ara 6-7 bine çıkmıştı. Daha sonra bine indi ve 2 ay önce de bu ulusal muhafız güçleri artık görev yapmayacağı açıklanmıştı. Yani kongreye girip çıkan birisi olarak artık güvenlik hala var. Polisler tarafından korunuyor ama askeri birimleri görmüyorduk. Yani yavaş yavaş bu emniyet güçlerinin tedbirleri azalttığını görüyorduk. Tabii bu olaydan sonra tekrar artma ihtimali var. Açıkçası tedirgin, yani 6 Ocak kongre baskını bile hala hafızalarda. O nedenle şu anda bir panik havasıyla arkadaşlardan da mesaj geliyor. Gazeteci arkadaşlardan bir panik havasıyla çıktık diye kongreden. Herkes şu anda tabii olayın tam ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Henüz resmi bir açıklama da yok. O zaman o açıklamayı bekleyeceğiz. Ali Çınar, çok teşekkür edelim. Tekrar edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre binası çevresinde bombalı araç ihbarı yapıldı. Kongre kütüphanesinin önünde bomba yüklü bir aracın olduğu bilgisi paylaşıldı. Ve olası bir patlama yaşanmaması için bina çevresi boşaltılmış durumda. O noktadan Washington'dan canlı görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Kongre polisi ayrıca 2. bir emre kadar vatandaşların bölgeye girmemesi konusunda da uyarıda bulundu. İşin aslı ne? Yetkililerden henüz bir açıklama yok. Zannediyorum önümüzdeki dakikalarda netleşecektir. Biz de size aktaracağız.